birbirinden farklı altcoin'ler için önemli gün diye adledilen bu haberi şöyle bir inceleyeceğiz ve içerisinde ne var ne yok diye bir bakacağız. Şimdi diyor ki bugün O36 altcoin için kritik yaşanacaklar listesi bakalım. Her bir tanesine bakmayacağız tabii bu arada. Bu altcoin projeleri için bugün kritik diyor. Maxi BDID ayı USDT çiftiyle TSI 15.00'da listeledi. Şöyle biliyorsunuz ki buradaki BAT token Shibarium'la birlikte sükse yapmış bir token'dır. Aynı zamanda Shibarium'la alakalı ki Shiba'dan da gün içerisinde bahsedeceğiz yoğun bir şekilde. Shiba ciddi sükse yapmaya doğru geliyor diye düşünüyorum ve iyi bir hareketlenme sezonu içerisinden de geçeceği kanaatindeyim. Shibarium'un tabii ki Bon Token aynı zamanda Shiba üzerinde potansiyel olarak çok iyi hareketler yapma ve bunları bayağı yüksek noktalara getirebilme şansı bulunmakta. Nitekim en son Kusama da yapmış olduğu bir açıklamada yakın mekanizmasının yakın zaman içerisinde kurulacağını biliyorsunuz ki dile getirmişti. Ne zaman olacağı tam belli değil fakat hiç değilse bu saatten sonra uzun zamandır beklenen Shipcoin yakımlarını gerçekleştiren bir mekanizmayla ve Shibarium'la karşımıza çıkacak. Tabii ki bon sözleşmelerini feshedecekler. Bu da Shibarium üzerinde artık doğrulayıcılar için yani doğrulayıcıların bu saatten sonra şey yapmasına gerek yok. Tutup da staking noktasında hareket gerçekleştirmelerine gerek olmayacağı anlamı taşıyor. Burada dediğim gibi bon token'dan biraz daha taviz verip Shipcoin yakımlarını fakat olabildiğince arttırma noktasında hareket etmeye çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden bu da dediğim gibi ama doğrudur, ama yanlıştır. Ama sonuç olarak da şeydir, bu da bir tercihtir yani ve Shipcoin'e daha çok ekip yoğunlaşıyor. BED'e baktığımız zaman BED çıktıktan sonra bir hafta içerisinde 15x gibi fiyat, 17x gibi düzeltiyorum, fiyat yükselişleri yapmıştı. Shibarium ilerledikçe BED token'ın fiyatlarında da yükselişler gerçekleşecektir. Shipcoin olası bir portföy alınabilecek bu sezon için en iyi altcoin'lerden bir tanesidir bence. Ama BED bu noktada daha riskli diyebileceğimiz altcoin'ler kategorisine girdiği için yatırım yapılacaksa daha düşük yatırımlar yapılmalı. Ama bir risk sermayesi için iyi diyebileceğim coin'lerden bir tanesidir. AVE ve CFG, AVE RWA hakkında soru cevap etkinliğini gerçekleştiriyorlarmış ve bu bugün gerçekleşiyor. AVE'i de beğenirim biliyorsunuz. Daha önce de üzerine konuşmuştuk. AVE ve COMP normalde kredi ve borç verme protokolleri bu nedir? Daha önce kredi ve borç verme protokolleri kapsamında altcoin'lerin iyi olmadığını ve maalesef ki bunların enflasyona büyük ölçüde tabi projeler olduğuyla alakalı konuştuk. Ama AVE ve COMP bu kategori içerisindeki iki tane istisnadır. O yüzden bunların ben portföyde bulundurulmasını mantıklı gördüğümün altını çizmek istiyorum. Güney Kore'nin en büyük ikinci finans grubu olan Hana Financial Group'un %100 iştiraki olan Hana Bank, bir kripto varlık saklama sağlayıcısı olan BitGo Trust Company ile işbirliğine gitti. Gün içinde üzerinde hususiyetle konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu biliyorsunuz ki. Güney Kore'nin en büyük ikinci bankası artık kripto noktasında kripto saklama ve alım-satım hizmetleri vereceğini duyuruyor. Güney Kore malum her ne kadar Ripple'ın olmasa bile XRP Coin'in ana vatanıdır diyebiliriz. Ve geçtiğimiz zamanlarda Deutsche Bank'ın Almanya'nın en büyük ve dünyanın İlk 10 en büyük bankasından bir tanesi de bunun için biliyorsunuz lisans başvurusunda bulundu. Artık piyasamız hiç olmadığı kadar daha ileri noktalara gittiklerini görebiliyoruz. Diyor ki Binance Ethereum ağındaki Travala.com'un değişimi ve EVA olarak yeniden markalanmasını tamamladı. Güzel. Travala.com'un kripto parası da EVA'da iyidir bu arada, fena değil yani.
Base, bu arada Base ağı durduruldu. Bununla da alakalı konuşabiliriz. Muhtemelen konuşuruz. Base ağında da sıkıntılar oldu yani Coinbase'in katmanı. Bu da enteresandır. Ethereum Layer 2 ağı Linea diyor 5 Eylül'de Web3 sosyal ve oyunları keşfetmeyi bla 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 bunları geçelim. Burada çok önemli bir şey var mı? Çok önemli bir şey yok. Diyor ki Japon elektronik devi Casio Matic'in arkasındaki Polygon blockchain'de sanal G-Shock saatini piyasaya sürmek için Polygon Labs'la birlikte çalışıyor. Yine gün içinde uzunca değerlendirdiğimiz kripto paralardan bir tanesi de Matic oldu biliyorsunuz. Ve Polygon'un buradaki Casio ile olan işbirliği hakkında da konuşmuştuk. Polygon kendisini aştı ve uzun zamandır kendisini aşıyor. Bu noktada her zaman söylüyorum ben Matic'in bu sezon gerçekten büyük yükselişler yapacağını düşünüyorum. Polygon tarihte hiçbir projenin hatta olmadığı kadar genel bir açılıma imza attı bu ayı sezonu içerisinde. Bir de ayı sezonu içerisinde tabii bunu yapması çok daha iyi bir durum. Zaten en büyük katman 2 projesi bu adamlar. Piyasadaki yerlerini garanti etmiş bir taraf hakkında konuşuyoruz. Bunun üzerine Adidas'tan Nike'ına, Casio'suna, ne bileyim Starbucks'ına, National Geographic gibi her tarafla da ortaklık kurdular. Matic Coin muhtemelen bu sezon yatırımcısını bayağı bir sevindirir diye düşünüyorum. Diğer Katman 2 projelerine de göz atabilirsiniz ayrıca. Eğer ki Matic'i falan seviyorsanız işte ARB olabilir, Arbitrum ya da Optimism tarzında. Lido Solana proje ekibi diyor. 5 Eylül'de Lido Dağı topluma bir teklif sunarak Solana'daki geliştirme çabalarını sürdürmek için mali destek istedi. Lido'nun şu anda Solana üzerinde çalışması da güzel. Normalde dediğim gibi ben Solana uzun vade aslında sürdürülebilir bir proje değildir. Her ne kadar Solcoin'in bu sezon çok büyük yükselişler gerçekleştireceğini düşünüyor da olsam, dediğim gibi uzun vadeli iyi değil ama sezon içerisinde tıpkı Visa'nın da yaptığı gibi gün içinde Solana videosunda da inceledik. Visa'nın yaptığı gibi sürdürülebilirlik noktasında sezon içinde iyi satışlar yapabilmek ve ağ üzerinde müşteri çekebilmek için gerekli hareketler yapılıyor. İki tane kripto para olan hem Aldio hem de Sol. Bir tanesi zaten en ucuz yapılarla sezon içerisinde baya bir müşteri çekecek. Bir diğeri Ethereum'un staking gücünü arkasına almış ve Justin Sun'ın bile kullandığı bir platform halinde. Her ikisini de portföylere yakıştırıyorum ve iyi işler başarılacaklarını da düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.